Bu sezon ligde maalesef istediğini bulamıyor Trabzonspor biliyorsunuz. Ara transfer döneminde kadro güçlendirilecek. Listede olan yıldız isimse Jean-Pierre Nsame. Evet, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi Karadeniz ekibi. Takımın skor yükünü sırtlayan Paul Onuachu'dan başka genç Enis Destan'a sahip Bordo Maviler ve bu bölgeye bir takviye daha yapılacak. Umut Bozon devre arasında Başakşehir'e gitmesini bekliyoruz. Onun yerine ise kariyerinde tam 6 defa gol kralı olan Kamerunlu forvet radara girmiş durumda. Abdullah Hoca da transfere onay vermiş. Kamerunlu santraforda nabız yoklaması yapacak Bordo Mavili yönetim. Şartların uygun olması halinde ise girişimlerine başlayacak. Young Boys'la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre'de tam 6 defa gol kralı olduğunu söylemiştik zaten. Geçen sezon 38 maçta 25 gol 9 asist, bu sezonsa 15 maçta 7 gol 1 asist üretmiş. Tam bir gol makinesi izliyorsunuz. Transferdeki rakiplerse Newcastle United, West Ham ve Glasgow Rangers. Piyasa değeri 3 milyon euro. Bakalım Trabzonspor Ocak ayında bu futbolcunun işini bitirebilecek mi? Evet, gözler Jean-Pierre Nsame'de, sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Karadeniz temsilcisi devre arasında mutlaka kadrosuna bir forvet transferi yapacak. Umut Bozok devre arasında muhtemelen Başakşehir'e gidecek. Onun yerine düşünülen isimlerden biri de Maxim Samodurov. Kazak santrafor kariyerini Aktobe'de sürdürüyor. Trabzonsporlu skotların keşfettiği bir futbolcu. Teknik direktör Abdullah Avcı da onay vermiş. Yönetiminde ilk temasları kurduğu söyleniyor 21 yaşındaki golcüyle. Genç futbolcu Bordo Mavili ekibe katılmaya sıcak bakıyor. Ancak Rus kulüplerinden de teklifler aldığını belirtmiş olalım. Bakalım devre arasında tercihi hangi yönde olacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bu arada oyuncunun arkadaşları da kariyer gelişimi için Trabzonspor'u tavsiye ediyorlarmış. Özellikle Aktobe'den en yakın takım arkadaşı Andrea Filipovic'in tavsiyelerinin olduğu yazılıyor Kazak basınında. Tabi hemen belirtelim, yabancı kotası dolu Trabzonspor'da. Dolayısıyla bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikli olarak kontenjanında yer açması gerekiyor Bordo Mavilerin. Oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Kulübüyle bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol 5 asisti var. Transfer dönemi yaklaşırken İtalyan basını da Trabzonspor'un adını birçok oyuncuyla birlikte almaya başladı. Bunlardan biri de Triestina forması giyen Omar Correa. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bonservis bedeli 400 bin euro. Ön libero pozisyonunda oynayabiliyor Correa. Transferdeki rakiplerse CSKA Moskova, Ferencvaros ve Zürih. Trabzonspor'un öncelikli hedeflerinden biri değil Omar Correa. Transferde hedeflenen isimlerde sonuca ulaşılamazsa alternatifler değerlendirilecek. İşte bu oyuncu da o kategoride olan isimlerden biri. Altını çizmiş olalım. Evet, İtalyanlar Trabzonspor'la ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Bu sefer Tutto Sport, Fırtına'nın Inter'de düzenli formayı giyemeyen tecrübeli yıldız David Klaasen'in peşinde olduğunu duyurmuş. Adı yaz transfer döneminde de Trabzonspor'la anılmıştı David Klaasen'in. İtalyanlar bir kez daha onu Bordo Mavili kulübe yazmış. Evet, Inter'de istediği süreleri bulamıyor tecrübeli orta saha oyuncusu ve yeni durağının Trabzon olabileceği vurgulanıyor. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Inter'de beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedilmekte. Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturulacağı ifadelerine de yer verilmiş. Sezon başında Ajax'tan transfer edilmişti 30 yaşındaki futbolcu. Inter'de sadece 3 maça çıkmış, teknik direktör Inzaghi'nin gözüne girememiş. Öte yandan Inter yeni transferlere kaynak yaratmak için öncelikli olarak kullanmadığı oyuncuları elden çıkarmanın peşinde. Bu bağlamda David Klaasen'le de vedalaşılması planlanıyor. Daha önce Ajax, Everton, Werder Bremen kulüplerinde de forma giymişti. David Klaasen bakalım devre arasında bu kez Bordo Mavili formayı giyecek mi? İtalyan Tutto Sport'un iddiası bu yönde. Doğru çıkar mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Ara transfer çalışmalarına deneyimli teknik çalıştırıcı Abdullah Avcı yönetiminde başladı Trabzonspor. Gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Chelsea forması giyen 24 yaşındaki stoper Malang Star, Bordo Mavili takımla anılıyor. Trabzonspor'un stoper transferi yapacağını biliyoruz. Bu bölgede Filip Benković ve Ryan Baniya beklentilerin altında kaldı malumunuz. Malang Star stoper hattı için düşünülen isimlerin başında geliyor. Boyu 1.83 yetenekli stoperin yaşı 24, kariyerine Nice'de başlamış, 2020'de Chelsea'ye transfer olmuş ve ardından sırası ile Porto ve Monaco kulüplerine kiralık olarak gönderilmiş. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro, kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına başladı Bordo Mavili takım. Gündemdeki isimlerden biri de River Plate forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz.
Abdullah Avcı'nın transferde öncelikli hedefi santrafor ve defans mevkisi olsa da orta saha bölgesi içinde sürpriz bir transfer gündeme gelebilir ve sürpriz isim Nicolas de la Cruz. Peki kimdir bu Nicolas de la Cruz? Kısaca tanıyalım. 1 Haziran 1997'de Montevideo'da dünyaya gelmiş Uruguay ve Arjantin uyruklu, boyu 1.67, River Plate'le sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 7 gol 3 asist üretmeyi başarmış. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro.